Hadi. Ver o protokolü bana. Yani nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? İmzalamadım belki. Uzatma Rüzgar. Ver şunu hadi. Ya belki imzalamadım. Vazgeçtim. Eninde sonunda imzalayacaksın. Bak beni delirtme. İmzala şunu ve ver. Tamam tamam. Korkma güzelim benim. İmzaladım tabii ki. Bana bak güzelim güzelim deme bana. Bir dakika ya. Bak burada bir dakika. Hah. Hop. Hah. Rüzgar. Tamam vereceğim ama önce bana bir sor. Bana bir sor. De ki neden imzaladın? Sor. Ya sor bir hadi. Ya neden? Neden imzaladın? Hadi sordum. Hadi söyle içini rahat etsin. Çünkü sana olan sevgime inanman için. Senden hiç vazgeçmeyeceğime inanman için imzaladım. Beni delirtme Rüzgar, tamam mı? Beni delirtme. Boş boş konuşma. Acıyorum ben sana. Acıyorum. Yazık. Hayır acımıyorsun. Sadece sinirlisin biliyorum. Ya bana geri döneceksin. Ceylan gibi geri döneceksin bana. Sana geri dönmeyeceğim. Asla. Siz iki kankitoş ne fısıldaşıyorsunuz bakalım? Bora bir şeyler istemiş. Onunla konuşuyorduk. Ne oldu? Anladım. Ada, eğer biraz vaktin varsa seninle biraz işim var. Odama. Kırarım o elini. Çok güzelsin. Söylemiş miydim daha önce? Hı? O elindekiler ne? Bora'nın işleri mi? Bora Bey'in işleri. Ada sen Bora'nın asistanımsın benim mi? Tuğçe Hanım. Tabii ki de sizin asistanınızım. Aa, olur mu öyle şey lütfen? Şey mi sizin bir isteğiniz bir arzunuz mu var? Söyleyin yapayım. Evet var. Kahve. Kahve. Evet. Hemen geliyor kahveniz. Avukatlarla aran nasıl Ada? Hangi konuda? Şu konuda. Az önce Rüzgar'ın odasındaydım da telefonu çaldı. Ben de açtım, avukatı arıyormuş. Son zamanlarda sizin de böyle aranızdan su sızmıyor ya hani. Sana bir sorayım dedim, bir problem mi var? Sen biliyorsundur. Aa, benim hiçbir bilgim yok bu konu hakkında, haberim yok. Aa, yok. Anladım. Ah, tamam. Kahvemi getirebilirsin. Getireyim, tamam. Getireyim. Hadi bakalım, bu bilgiyi de Rüzgar'a yetiştirecek misin? Ada! Sen! Sen neredesin? Sen niye ortadan kayboluyorsun? Ben sana bir iş veriyorum, sen ortadan kayboluyorsun. Niye? Tamam, sen Tuğçe Hanım'ın asistanı olabilirsin. Olabilirsin ama sonuçta bu şirketin patronu benim. Yani bu şirket... Önünüze bakın. Bu şirketin patronu benim. Haklısınız Bora Bey, çok haklısınız. Biraz abartmıyor musunuz? Evet, biraz abarttım kendimi. Kaptırdım ama çok özlemişim. Abi. Neyse! Neyse! Şimdi sana vermek istediğim dosyayı alıyorsun. Bu dosyayı alıyorsun. Senin ayaklarına getirdiğim bu dosyayı alıyorsun. Analiz raporlarının arasına koyuyorsun. İçine bak. Analiz raporlarının arasına koyuyorsun. Koymadan içine bak. Tamam mı? Orada göreceğim. Alfabetik sırayla koyuyorsun. Dikkat ediyorsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Tamam Bora Bey. Görüşürüz. Hadi bakalım. Herkes içine baksın. İlk yemeğimize çıkmak için sence de geç kalmadık mı? Bu akşam yeni yazım için gözlerine bakmak istiyorum. Kız açsana şu telefonu. Kız açsana şu telefonu. Suçunu biliyorsun tabii. Kayboldun ortalıktan. Sen gel, sen bir gel ben sana soracağım. Hah, geldi. Kız niye açmıyorsun telefonumu arıyorum, niye açmıyorsun? Aa, teyze duymamışım. Öyle değil mi? Her şeyi duydum, bunu duymadım. Öyle mi? Gel buraya. Gel. Aa. Bana bak. Bora geldi. Giyiniyor, süsleniyor, bir yere çıkacakmış. Sen de mi onunla gidiyorsun? Teyze ne oluyor? Ne bu soru bu sual? Ne oluyor işte bir şey olmasın diye. Ben önünü almaya çalışıyorum.
Bana bak. Bak. Sana son kez söylüyorum. Rüzgar'dan ayrılmak yok. Sen bunu o kafana iyice sok. Ay ama yani Rüzgar, Rüzgar yeter. Niye taktın bu kadar sen Rüzgar'a? Ben senin iyiliğin için konuşuyorum. Ben senin bahtın için konuşuyorum. Kız bak, bana bak. Kız bahtlı oyun olmaz. Kız sonra sen pişman olursun Ada. Tamam, tamam oynama. Buradan da uzak duracaksın. Heh, bak bakayım. Kız, ne havalara bakıyorsun, bana bak. Kız gözümün içine baksana. Bakamıyor gözümün içine. Ben biliyordum başıma geleni, ben biliyordum başıma geleni. Ne geldi başına teyze? Ne geldi senin başına? Ben 3 yıl boyunca kullanıldığımı öğrendim. Bu mu senin başına gelen? Yok, ben anladım. Sen ömrünün sonuna kadar mutsuz olmak istiyorsun. Tabii senin istediğin bu, mutsuz olmak istiyorsun sen. Bir insanın yıllarca kullanıldığını öğrenmesinden daha büyük mutsuzluk olabilir mi teyze? Ha? Soruyorum sana, olabilir mi? Olmaz. Sen Bora'ya aşık mı oldun? Aşık mı oldun Bora'ya? Hayattan geliyor. Geliyor böyle yatağa, geliyor felç, geliyor bana. Kısa, aşık olmuş. Bana bak, bak Ada. Son kez söylüyorum. O Bora'dan uzak duruyorsun, tamam mı? Rüzgar'dan da ayrılmıyorsa yemin ederim. Giderim ablama her şeyi anlatırım. Vallahi anlatırım. Ablama anlatırım. Seni de alır, hep beraber Bursa'ya döneriz. Duydun mu beni? Bu Baht inancının en büyük mağdurlarından biri sensin teyze. Ne oldu? Sen vazgeçebildin mi? Beni en çok senin anlaman lazım. Ama illa da ben söyleyeceğim diyorsan, hadi buyur, söyle. Ben o Baht'ı geride bıraktım teyze. Çok oldu. Olmaz yani, olmaz. Olmaz. Yani ilk aşktan başka aşk olmaz. Olmamalı. Ay yok. Ben gidip Ada'yla konuşacağım. Ada'yla konuşacağım. Anlatacağım. Anlamıyor mu? Böyle kafasına vura 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 anlatacağım. Anlatacağım. Allah'ım lütfen anlasın. Ay. Ben inanamıyorum. Burası bu hale nasıl geldi? Yani bir gün önce bomboş bir plajdı. Değişti işte. Çok güzel gülüyorsun.
Ben seni hayatım boyunca hep böyle gülümseteceğim. Gel benimle. Servise başlayalım mı efendim? Lütfen. Umarım beğenirsin. Yemekleri ben yaptım. Teşekkürler. Afiyet olsun. Barbunya pilaki en sevdiğim. Biliyorum. Nasıl? Bir düşüneyim bakalım. Sen pilavını yoğurtla karıştırarak yersin ada. Yemek boyunca sadece su içersin. Eğer masada beyaz ekmek yoksa ekmeğe asla dokunmazsın. Bora Bey, siz bana bakmaktan yemek yememişsiniz. Bey yok. Bora. Bora. Güzel. Çok güzel. Ayrıca evet, ben gözlem yeteneği çok güçlü bir insanım. Hele ki konu sensin. Oysa ben sizin hakkınızda pek bir şey bilmiyorum. Aşka inancınızın olmadığı dışında. Anlatacağım. İlk önce yemeğimizi yiyelim. Sonra söz anlatacağım. Afiyet olsun. Senin bana anlatacağın bir şey vardı. Anlatacağım. Anlatacağım ama önce... Bana bu dansı lütfeder misin? Benim de bir hikayem var da.
Herkes gibi. Benim aşka olan inancımı kaybettiren bir hikaye. Biliyordum. Başka türlüsü mümkün değildi çünkü. Aldatıldın mı? Keşke. Bu hikaye benimle geldi. Benimle kaldı. Beni değiştirdi. Beni mahvetti. Beni sertleştirdi. Ne peki? Yalan. Sevdiğim, çok sevdiğim birinin söylediği bir yalan. Bir yalan yüzünden mi sevdiğini silip attın? Evet. Çok seviyordum ama bir kalemle silip attım. Çünkü beni çok üzdü Ada. Beni mahvetti. Aşkının önüne geçemeyeceği büyüklükte bir yalan mıydı? Evet. Öyleydi. Ama sen çok başkasın Ada. Bambaşkasın. Nasıl? Sen beni yeniden aşka inandırdın. Ben seninle aşka inandım. Ben seninle aşka inandım. Bora biliyor mu rüzgar işini? Ona yalan söylediğini. Ada. Ada, sen benim tanıdığım, gördüğüm, bildiğim herkesten çok başkasın. Sen beni üzmez. Sen beni mahvetmez. Ada, sen bana yalan söylemez. Ne oluyor? Yapamam. Yapamam Nora Bey. Ne diyorsun Ada sen? Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama ben düşündüğün gibi biri değilim. Yani senin çizgilerin var. Sen tutucusun. Ben seni üzerim. Biz beraber olamayız. Ne diyorsun Ada sen? Neden bahsediyorsun? Ne demeye çalışıyorsun? Özür dilerim. Çok özür dilerim. Biz yapamayız. Ada. Çok üzgünüm. Ada.
Neden ada? Neden ada? Abla kusura bakma, açmam lazım. Alo. Alo. Alo kardeş. Ben şu an arkandaki siyah arabadayım. Bora. Bak şu anda arabandaki kadın benim dünyada her şeyden ve herkesten çok sevdiğim kadın. Ve galiba ben onun kalbini kırdım. Senden rica ediyorum, sağ çekme dur. Lütfen. Abi sakın. Abi sakın, sen devam et, durma. Durma, devam et sen. Abla bak, eğer korkuyorsan durmayayım. Basayım gideyim. Ondan değil. Kendimden korkuyorum. Hatta sen yine ne mırıldanıyorsun? Abla durayım mı durmayayım mı, bir şey söyle. Bak duruyorum ben. Oh, çok sağ ol kardeşim. Çok sağ ol. Orhan. Eyvallah kardeş, sağ ol. Yol boyu ağladı abla. Sağ ol. Ada. Tutarsan bırakamam ki. Tutmazsam da düşerim. Abi. Sevdiğini üzen iflah olmazmış. Eyvallah. Biliyorum. Söylemeyecek misin? Ne söylememi bekliyorsun? Ben hiçbir şey beklemiyorum Ada. Ben senden başka hiçbir şey beklemiyorum. Olmaz. Sebebi ne peki? Sebebi benim. Sebebi Ada. Ada aşık olmuş. İyi bir şey. Bu çok iyi bir şey değil mi? Her aşk iyi midir? İyi değilse aşk değildir. Aşk her şeyi çözer mi? Çözmüyorsa da aşk değildir Ada. Hani aşk yoktu? Aşk diye bir şey var, sen dedin. Her seferinde söyledin. Aşk var dedin Ada. Şimdi yok desem? O zaman ben var diyorum. Aşk diye bir şey var. Yapma. Yapma, ne olur yapma. Niye yapmayayım Ada? Yapma, bana böyle bakma. Ben sana başka türlü bakamam ki. Ada. Başka biri mi var? Hayır. Hayır, başka biri yok. Şimdi değil belki ama daha önceden unutamadığın biri. Bilmiyorum. Senin gözlerinin içine ilk baktığımda, seninle ilk yüz yüze geldiğimde hissettiğim. Ben insanları iyi tanırım. Yani hayatımı böyle kazanıyorum. Ya sen medyumsun. Desene baştan. Yazarım. Hatta dur, tam medyum sen. Sen yeni terk edildin. Yok, 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 yok. Hayır, sen... Sen aldatıldığını öğrendin. Okuldayken, üniversitedeyken tek sorun mezun olmayışın mıydı? Yoksa orada başka şeyler onu mu hatırlattı? Hayır.
Hayır, öyle bir şey yok. Olmadı, öyle bir şey yok. Ada. Sen bana hiç yardımcı olmuyorsun. Sen de bana olmuyorsun. Ama ben ne olduğunu bilmeden ben sana yardım edemem ki. Ben neyle savaşacağım? Bora, geç kaldık. Geç kaldık. Ben sana çok geç kaldım. Bu mu? Son söyleyeceğin şey bu mu? Evet. Evet, bu. Ada. Bu değil. Vazgeçmeyeceğim. Aşk kendi seçer, sen